Merhabalar arkadaşlar, e, lineer operatörlerden bahsedeceğim. E, bu işte normal vektör uzaylarından bahsetmiştik. Şimdi lineer operatörlerin ne olduğunu hatırlayalım. İki tane normal vektör uzayım var, x ve y. E, X'ten y'ye giden bir <laughs> lineer e, fonksiyonum var. Bu lineer fonksiyonun e, sınırlı olduğunu söylüyorum. Eğer öyle bir sıfırdan büyük eşit c varsa ve şu sağlanıyorsa tx'in normu her zaman c çarpı x'in normundan küçük eşitse. E, bu durumda elimdeki lineer operatörün sınırlı bir operatör olduğunu söylüyorum. Burada tabii ki e, buradaki normum y'deki buradaki normum ne denk düşüyor. Bir tane notasyonumuz var e, sürekli kullanılacak. Lx'ye e, bu lineer kelimesini akla getiriyor ama bizim kullanış tarzımız e, sınırlı lineer operatörler için kullanılacak. Yani L'yi gördüğünüz zaman e, sınırlı olduğunu e, varsayabilirsiniz. Birkaç tane örnek. Herhangi bir m çarpı n'lik matris alırsam eğer bu r üzeri n'den r üzeri m'ye bir lineer, sınırlı lineer operatör verecek. İşte bir tane örnek, trivial örnek olarak birim fonksiyonu vermişim. kaydırma operatörleri. Bu kaydırma operatörleri dönemin sonunda önem kazanacak. E, nasıl diyelim? Bir şekilde ergodik ile ilgili uğraşırken bu operatörler işimize yarıyor. E, bununla ilgili bir sunum olacak. Belki sunumu yapacak kişi bunu olasılık teorisindeki e, büyük sayılar kanununa da bağlayabilir. Böyle bir çünkü onun kuralarısı oluyor. Bakalım. Yani Mesela işte sola doğru kaydırma operatörü dediğimiz şey işte L, küçük L2'den küçük L2'ye olarak şu şekilde tanımlanmış x1, x2 vesaire gibi bir dizi alıyorsunuz İlk terimi atıyorsunuz x2, x3 vesaire vesaire gibi bir yeni dizi elde ediyorsunuz bu el ise bu da L2'da oluyor e, tabii ki bir tane terim attığınız için lineer olduğunu görmek kolay demişiz burada e, sınırlı olduğunu görmek için de işte bir tane L2'nin içinden dizi aldığımızda tx 1 x 2 vesaire vesaire. Bu şunu vermiş. İşte bunun uzunluğuna bakıyorum. Bunun uzunluğu bu. Ama bu zaten ilk terim çıkarıldığı için bundan küçük eşit. Bu da zaten içeriye soktuğumuz dizinin uzunluğu. Dolayısıyla bu sınırlı operatör tanımımızı c eşittir 1 ile sağlamış olduk. Burada şimdi sağ, sağ tarafa doğru bir operatör nasıl tanımlanabilir? Bu bu şimdi nasıl diyelim? Sadece dizileri nasıl diyelim? Normalde dizileri doğal sayılardan reel sayılara giden objeler olarak alıyoruz ama böyle bazı konularda ergodic teorisi, dinamik sistemler gibi konularda aslında z'den reellere giden dizileri değerlendirmek daha güzel oluyor. Böyle dizileri düşünüp sağa doğru kaydırma operatörleri üzerine de kafa yormanızı tavsiye ederim. Burada işte bu şey, bunun bir maddesi olarak nasıl yazabiliriz gibi bir şey sormuşum size. Bunun aslında bir önemi var. Belki bir noktada görürüz. Projeksiyonlar. Projeksiyonlar hani normalde R üzeri N'den düşünüyorduk. Burada L sonsuzdan yazmışım. Sınırlı, üstten sınırlayıp sub distance'a göre sınırlayabildiğim diziler uzayından reellere giden dizileri düşünmüşüm. Ve ilk koordinata göre projeksiyon almışım. Bu da bir lineer operatör. Sınırlı oluyor ve C'yi 1 seçebileceğiniz kolaylıkla görülebilir. Bu örneği yazmamın sebebi muhtemelen şu. Burada şimdi ilk defa şey görmüş oluyoruz. Bu görüntü kümesindeki ne diyelim uzayın işte bu tek buradaki koordinatlardan bir tanesi. Burada şimdi bir fonksiyonel elde etmiş oluyoruz. Bu da zaten bundan sonraki ünitenin konusu. Sanırım onu vurgulamak için e, bunu söylemişim. Okey, bir diğer örneğimiz birinci tip Fretorm operatörleri. Okey. Okay. Bu da bir integral operatör diyebiliriz. Burada, burada k gibi bir fonksiyonum var. İşte a, a b, 0, 1 gibi bir şey düşünebilirsiniz. k gibi bir fonksiyonum var. kx, y dediğim şey e, Bu burada a karesi üzerindeymiş. İşte bir sürekli fonksiyonmuş. Yani ab'yi kendisiyle çarptığımı kastediyorum. Okey. Bunu, e, buna okey. Bu şimdi k dediğimiz şeye çekirdek deniyor. İntegral operatörlerde çekirdeğimiz bu şekilde bir güzellikte. Bu arada sürekli olması da önemli. E, okey. Daha sonra AB aralığındaki sürekli fonksiyonlardan yine AB aralığındaki sürekli fonksiyonlara bir tane fonksiyon tanımlıyorum bu fonksiyon şu şekilde tanımlanıyor. Bir tane f fonksiyonu içeriye sokulduğu zaman tf'nin x'teki değeri A, a'dan b'ye integral çekirdeği çekirdeğimiz çarpı f y dy şeklinde tanımlanıyor. Ve bu da bir sürekli fonksiyon tanımlanıyor, tanımlıyor. Göstermek çok zor değil. E, okey. Hatta bu sanırım daha da güzel bir fonksiyon. E, elde edeceğiniz şey integral operatörü. Buna işte şimdi şey deniyormuş, işte fretorm operatörü, birinci tip fretorm operatörü. Bir saniye. Bu şimdi biraz önce Wikipedia'dan size göstermek için bakıyordum. Birinci tip fretorm operatörü bizim benim biraz önce size yazdığım gibi zaten. İkinci tip fretorm operatörü diye diye de bir şeyimiz var. Onda böyle bir ekstra terim katkısı gelmiş buraya. Ben bunların uygulamalarıyla daha önce hiç uğraşmadım. Fakat İsmini çok duyuyorum. Burada da bir takım uygulamalar yazılmış. Merak edenler varsa eğer göz atabilirler. Ben çok bu konuyla ilgilenmiyorum. Okey. Şimdi bu Fretorm operatörüne baktığınız zaman buradaki süreklilik varsayımı altında bu operatör de şey sınırlı çıkıyor. Şu anda sürekli demeyelim, sınırlı diyelim. Bunu göstermekte oldukça elementer işlemler yapıyorsunuz. İşte TF'nin normuna bakıyorsunuz. Bir şey ufak tefek eşitsizlikler üçgen eşitsizliği falan filan gibi Böyle bir şekilde tf'nin normunun şuradaki değer çarpı b eksi a çarpı f'nin normundan küçük eşit olduğunu görebiliyorsunuz. k sürekliydi. Kompakt aralık üzerinde burası da zaten bir sabitli üstten sınırlı. Bilmiyorum d diyelim. Dolayısıyla d çarpı b eksi a çarpı f'nin normuyla sınırlamış olduk. O halde şu sonuca varabilirim. t dediğim operatör, lineer operatör. Bir e sınırlı operatördür. Bakın, dolayısıyla bu freton operatörlerinden böyle bir sınırlı operatör örneği görmüş olduk. E, bu son örneğimizde de sınırsız bir operatör örneği var. Bu sefer X uzayı olarak işte l 2yi almışım, 01 1 üzerindeki e, şeyi e, integrallenebilir kareleri integrallenebilir fonksiyonları almışım ve bunun üzerinden bir tane sınırsız operatör örneği vermişim. Ufak tefek birkaç hesap gerektiriyor. O yüzden şimdi burada bahsetmeyeceğim ama ders notları üzerinden siz bir şurada işte bu değil şu şu gibi birkaç tane hesabı yaparak şeyi gösterebilirsiniz. Bunun üzerinde e, diferansiyel operatörü ile bir sınırsız operatör elde edebileceğimizi gösterebilirsiniz. Okey. Bununla ilgili bir tane de ödevinizde soru var. Onu Ödevde göreceksiniz. Tamam. Bu videoda söylemek istediklerim bu kadar. Bundan sonra şimdi bu sınırlı operatör, lineer operatörlerle ilgili birkaç tane özellikten bahsedeceğim. Görüşmek üzere.